birlikte mücadele edelim ve birlikte başaralım. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, hükümetin Suriye politikası ile ilgili olarak Hatay savaş coğrafyasına dönüştürülmüştür. Bu yüzden Kobani'yi savunmak, Hatay'ı savunmaktır diye konuştu. Eğer Kobani'de IŞİD çetelerine, Rojava'da Suriye'de El Nusra çetelerine karşı halk güçlerinin, YPG-YPJ güçlerinin direnişi olmasaydı bugün IŞİD ve El Nusra çeteleri Hatay'ın, Adana'nın merkezinde hatta evlerimizin içine kadar giren bir saldırı hareketi başlatacaktı. Suriye'de yaşanan savaş ile birlikte İdlib kentinin El Nusra çetelerinin eline geçmesinin ardından Suriye'de yaşanan başta Arap-Alevi katliamları ve diğer halklara dönük katliamları değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, yaşanan Alevi katliamlarının sorumlusunun AKP'nin de içinde yer aldığı uluslararası güçler olduğuna dikkat çekti. Bu sorunun AKP hükümetinin dış siyasetinin ve dış politikasının ortaya çıkardığı bir sorun ve insanlarımızın yaşamını tehdit eden bir saldırı olarak görüyoruz. Çukurova'da yaşanan Arap-Alevi yurttaşlarının içerisinde bulunduğu durumu ve Suriye'de gerçekleştirilen Alevi katliamlarını değerlendiren Yüksekdağ, Arap-Alevi yurttaşlarının öncelikle Türkiye'nin büyük bir parçası ve en güzel renklerinden biri olduğunu vurguladı. AKP hükümetinin dayattığı diktatörlüğe, gericiliğe ve karanlığa karşı baskı, reddetme ve asimile etme siyasetine karşı çok güçlü bir duruş sergilendi. Yüksekdağ açıklamasının devamında, Türkiye'de yıllarca inançları nedeniyle katliamlara maruz kalıp devlet tarafından fişlenen ve dışlanan Aleviler kadar, komşu ülke olan Suriye'de yaşayan Aleviler de yine Türkiye'nin de aralarında bulunduğu kimi devletlerin kışkırtmaları ve desteğiyle hedefte. Kimsenin kimliğinin reddedilmediği, kültürünün türünü sonuna kadar yaşayabildiği gelecek tasavvuru içerisinde Arap-Alevi halkı ile birlikte bütün Türkiye'deki Alevi toplumunun çok önemli bir yeri ve değeri vardır ifadelerini kullandı. Bu işte birleşen Türkiye'nin gücüdür. Birleşen halkların gücüdür. Biz bu birleşen halkların gücünü kazanan halkların zaferine dönüştürmek istiyoruz. İnşallah 8 Haziran günü de bunu hep birlikte başaracağız.